Bilim adamlar başladı. Bilim adamlara hoş geldiniz. Bilim adamlar başlıyor. Bayanlar, baylar, film adamlar başlıyor. Evet arkadaşlar, neredeyiz şu an? Minibüs yolundayız tabii. Aldığımız yerde. Ulan böyle bir şey yok. Aynı yerdeyiz, aynı ışıklar. Şu amca hala binememiş otobüse. Teyzem orada kahvesini içiyor hala. Böyle bir şey yok. Vallahi o kadar oturdu yani karakter. Ya beyler, konu başlığı var mı? Haydi beyler, film adamdan konu başlığı. Benim yok. Oley! O düğmeye seni basacağım. Ya o düğmeye seni basacağım. Ben çok çalışıyorum oğlum bu arada. Hep aynısını yapıyorsun, hep aynısını yapıyorsun. Bu sefer Göztepe'den dönelim valla aşkına. Hep aynı yerden dönelim. Hayır hocam. Biraz daha giderim. Bostancı'ya kadar yolu var ya. Yokuş diye mi itiyorsun orada? Ya çok yakar mı? Kaydırıyorum. Kaydırıyor, tamam anladım. Klimayı açabilir miyiz? Ya tabii. Seni mi kıracağım? Sıcak mı, soğuk mu? İhtiyar diyeceğim sana bugünden itibaren. Hakan yeni bir şey yarattın yani, var ya. Rüzgar yarattın. Efe var mı? Konu başlığı mı? Konu başlığı. At ortaya bir konu başlığı. Hemen bakıyorum. Bakmam gerekiyor. Ben atayım mı? At at at. At. Ya şimdi öncesinde ama girizgen yapmam lazım. Şimdi şöyle bir olay var. Darıca Hayvanat Bahçesi'ne gittin mi hiç? Gittim. Orada böyle kocaman bir nil timsahı var. Kocaman mı? Kocaman. Şimdi geçenlerde gazetede bir haber okuduk. Garibim. Böyle yemeden içmeden kesilmiş, zayıflamış. Böyle buna yemek attıkları zaman, et attıkları vermesin zaman geri geri gidiyormuş böyle. Demiş abi, ne oluyor lan bu timsah, ama zayıflamış bayağı. Nil timsahı mı, adı mı Nil? Yok, Nil timsahı. Yani İnsanları tanımış. Timsahın adı Nil, anladın mı? Yok, abi. Dev gibi ya, böyle 2,5 metre falan, tamam. Timsah. Niye 2,5 metre olunca adı Nil olamaz mı yani? Şirin kalıyor ya, 2,5 metre. Ben adını Nil koydum. Tamam, olur. Yani. O da bilir. Tamam, seni kıracağım, bilir olsun. Şimdi bizim Nil böyle yemeği, eti gördüğü zaman geri geri gidiyormuş. Demişler ki biz buraya bir kamera koyalım, niye böyle yapıyor diye. Bir gece misafiri geliyor, et atıyor, bayıltıyor timsahı. Timsah ters dönüyor bayılınca. Ondan sonra tecavüz ediyorlar timsahı. Gerçekten mi abi? Ben bilmiyordum bunu. Kim ediyor? Haberin yok mu senin? Orada görevli. Kameraya kayıt ediyorlar bunu. 6 ay boyunca oranın temizlikçisi her akşam. Bu Darıca'da. Darıca'da evet. Durduraksız timsaha tecavüz ediyor. Vicdansız. Yapma sebebi ne? Yapma sebebi ondan söyle. Ondan sonra şeyde mahkemedeki kayıtlarda da diyorlar ki niye yapıyordu ya diyorlar. Ya diyor, bu geyikleri ceylanları yiyor diyor. Cezalandırmak istiyorum diyor. Gel babana diyor. Gel. Yemin ederim. Timsah gözyaşları ne demek biliyor musun? Herhalde Nil'in gözyaşlarıdır artık. Yani. Timsah gözyaşları nedir biliyor musun? Sahte gözyaşları. Ben şey diye biliyorum. Yemek yerken... Niye öyle derlermiş? Yemek yerken mi akıyor? Bir şeyler... Aynen abi. Timsah avını yerken ağlarmış biliyor musun? Hadi canım. Evet duymuştum, doğru. Evet, abi evet. Dönüyor hayvan. Nasıl evet, ağlıyor? Evet. Ne ara ağlıyor abi? Ben orada fiesta yapıyor zannediyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu da enteresan timsahla ilgili. Timsah böyle hani suyun üstünde böyle duruyor ya. Evet. Gözler dışarıda. Evet. O sırada vücut nasıl biliyor musun? Aşağıya doğru. Dik mi? Şöyle dimdik, böyle yatık tabii değil yani. Aa, böyle timsah bak şöyle duruyor. Tabii. Sadece göz ve kafa dışarıda, vücut aşağı doğru. Ayaklar normal, senin benim suda durduğum gibi. Reenkarnasyon. Abi ne yapıyorsun ya? Kuyruk kuvvetiyle yükseliyor şey ya hatta. Evet, kuyruk kuvvetiyle yukarı doğru çıkıyor işte zaten. Ama üzüldüm hayvana biliyor musun? Bilemiyorum. Yazık tabii hayvana. Abi, her gün bizim... düşünsene seni. Ya bu... Ne diyor lan? İnsan mesela bunu yapar mı? İnsan hayvana bunu yapar mı yani? Ayıp. Yapıyor işte abi. Öyle böyle değil ya. Çizme yapıyorsun, şey yapıyorsun. Ya var, bazı insanlara her hayvan şey bile dememek lazım. Ya. Yok canım, ona hiçbir iki çocuk şey babası. Onlar ne hayvan ne insan ya. Onlar doğaüstü varlıklar ya. Diyeceğim bir şey yok. İnsan üzülüyor ya valla. Efe? Nereye gidiyorsun? Darıca'ya mı? Darıca'ya zaman bilmiyorum. Bir takım başına geçelim Darıca'daki. Valla o kadar bilmiyorum ama. Ben sadece haberi okuduğumda şöyle bir 10 saniye... Ama enteresan şey dedim, ya. Soru şuydu. Oğlum, timsah yumurtluyor mu? Yoksa şey mi var? Yani oğlum nasıl gerçekleşebilir böyle bir şey? Yani 10 saniye bir düşünmedim değil yani. İtiraf ediyorum. İşin nasıl detayını girersek... Nasıl ısırmıyor? Bayıltıyor. Bayıltıyor. Yalnız o yüzden yemeden içmeden nasıl bayıltıyor arkadaş? Ters mi çözemedim. İşte yani. Yani hayır, bir de yani. O bir şey, o hayvan bir tonlu bir hayvan. Nasıl ters çeviriyor? İşte oradaki onu da düşün. Sen o saniyeyi suyun kaldırma gücü. Arkadaş. Oğlum suda mı bayıltıyor hayvan? Oğlum hayvan herhalde çölde yürüyor, suyun içinde yaşıyor. Değiştirelim. Yalnız bu herif sapık harbiden ha. İşte neleri düşünür? Yok sudaymış, yok bilmem ne. Ya bir şey diyeceğim ya. Hayvanı görmüyor musun? Benim seçtiğin konuya bak ya. Bayıltıyor ya. Niye abi? Niye ya?
böyle bir şeyim var ya. Vallahi film adam dedik sapık adam çıktı ya. Böyle bir şey yok ya. Benim ihtiyar adamım ya. İhtiyar adam. Tabii. Aa, tabii. Abi, evet. Tasarruf. Bu arada bir şey diyeceğim. Hakan BSAÇ'de oynamıştı. Ve benim abi en sevdiğim dizidir. 80 bölüm efsanedir ya. Süper. Vallahi. Abi bir BSAÇ'a gelmedi bir daha dizi olarak. Çok kötü bir rol oynadım orada. O yüzden çok sıkıntı çektim hep böyle. Ankara'da geziyorum. Acaba diyorum millet bana pis pis bakacak mı? Çünkü pis pis bakıyorlar falan böyle. Çünkü çok gıcık bir karakter. Yani kötü de değil, iyi de değil. Tam yavşak böylesi. Böyle bana öyle bir adamdı yani. Hani nasıl bir adam olmak istemezsin deseler, Behzat Ç'deki Selim dedim bak hayatım. Tam bir oldu yani. Ama müthiş bir diziydi ya. İzliyor muydunuz? Ben izliyordum vallahi. Abi arada kimler geldi ya diziye bir de? Necdet İşler, Zafer Ünsal, Gülen Kıraç, Ahmet Uğurlu. Niye devam etmedi abi? Serdar Oğuz. Kurtlar Vadisi 10 yıldır devam ediyor. Abi ya da tıkandı. Abi senaryo şimdi bak. Nasıl diyeyim sana? O bir kitapla bir hikayeydi ilk sezon. Bence güzel de gitti ama sonra ne zaman böyle hikayeyi daha farklı bir yere getirdiler. Böyle bütün sezon sürecek bir şey yaptılar. Kesik parmak cinayeti diye falan. Orada senaryo. Bence kaçtı. Benim düşüncem o. İlk sezon güzeldi. Haftalık böyle olaylar çözüyorlardı. Farklı evet, farklı. Toplumsal olaylara değiniyorlardı. İşte kot işçileri, yok bilmem ne. Karakoldaki zenci adam. Tabii ki. Güzeldi. Biraz politik tarafı da bence vardı. Hani o da biraz bence tepki aldı. Ya hem sevgi aldı hem tepki aldı. Çeken kısım oydu. Çeken kısım oydu. Ama muhalif bir kısım olduğu için evet, sıkıntı yarattı dizi için. Yani belki ondan da bitmiş olabilir. Anlatabildim mi? Biliyorsun çünkü hani maalesef siyaset artık hayatımızın inanılmaz içinde olduğu için hani iyi mi kötü mü artık sporda bile siyaset var. Biraz sıkıntı yaratıyor. Şimdi ben şimdi böyle muhabbeti değiştirmeyeyim böyle yaparak ama. Siyaset yani demişken o zaman devam ediyorum. Fadıl. Jet çıkmış Fadıl. Çıkmış ya ben de gördüm. Aa bunun bir şey gördüm. Ben çıkar çıkmaz ilk söyledim. Jet Fadıl tweet atmış gördün mü? İlk söyledi demiş. Şey YGS'de ne demiş sen söyle. Ben başka bir şey demiş. Türkiye kalkınacak, doğu kalkınacak demiş. Fake atıyorum doğudan kaldırdım. Eğer dördüncüye dolandırırsa bu gerçekten bu herifi ilan yapar. Abi şey demiş ya, YGS'de 40 matematik sorusunda 5 ve daha fazla doğru cevaplayan herkese %0 krediyle ev veriyorum diye tweet atmış. Allah Allah, pazarlama şeyi ya. Şuraya bak abi ya. Abi adam var ya, öf yani. Pazarlama olsun. Değişik bir kafa. Bir de şey de var şimdi, o da yeni iş kurmuş. Titan Kenan. Ya onu ilk defa duydum. Titan zincirini bilmiyor musunuz? Adam Titan Bolivya'da eski Tarkan zamanı. Senin o zaman orta yaşlardı. Hatırlarsın belki. Tabii gençliğimiz değil ya. Gençliğin yani, senin gençliğin işte. Yeniden mi başlıyor? Ya aramızda iPad kullanıyor. Yine iş kurmuş. Network marketing üzerine dikkat edin yani. Oba. Titan Kenan çok çekici bir isim. Sürekli dolandırmayacak adam. Titan Kenan. Titan Kamu gibi bir şey var. Favoritli gibi bir herif de o şişman böyle yani. Aynen aynen. Hey hey. Alkışıyorlar. Herkese kapı açıyorlar. Ulan bize de kapı açsalar ya. Biraz şey oldu ama neyse. Yapamayız ya. Evet, başlık var mı Efe? Başlık. Kapaksalar da yapamayız. Başlık var mı ne demek abi? Ne yapacağız? Başlık ne başlık? Başlık olsun. Bir şey olur. Başlık var mı? Eksi bilmem kaç derece Türk Hava Yolları uçağının kanatlarını yıkıyorlar. Damacanı evet, yıkıyorlar. Bu yeni bir haber. Evet. Çok damacanı güzel yıkamıyor. Ya. Damacanı atıyor. Dökülsün. Damacanı atıyor. Ya normalde yani püskürtüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Normalde onun profesyonel bir makinesi, püskürtme makinesi var. Normalde uzunmuş herhalde. Kullanılması bence gereken o. Bir şey oldu. Ama yani yok, uzun süredir damacanayla mı yıkıyorlar mıymış, şimdi ne yapıyorlar mı? Bir şey söyleyeceğim sana, acil bir şey oldu da lan uçağın içinde 200 kişi var, acil itibar bir damacanayla mı yıkıyorlar? Ne bileyim ben. Bir şey söyleyeyim, mesela fikir olarak söyleyeyim yani. Fikir derken kötü bir şey olarak, o damacana o mesela attığı yerden, mesela kanadın üstünden küt diye yere düşse, o çarpma kuvvetiyle patlayabilir mi? Damacana ama yine bir şeyle yani içindeki yok yakıt o yere evet çarpmanın verdiği kuvvetle alev alabilir mi? Bilmiyoruz ki içindeki yakıtın yakıt değil ya içindeki. Alkol yanıcı. Alkolle mi yıkanıyor? Patlaması için sonuçta bir kıvılcım. Yine bir kıvılcım da. Sıkışması ya da şey. Yani sürtünme herhangi belki bir belki orada sıkışma ya da çarpmanın kuvvetinden şey bir şey olabilir falan. O olmayabilir ama bu unda olur. Unun belli bir şey var ya, ısıya dayanımı dinamitle falan da kullanılıyor. O mantık unda olur. Ya anladım, bilmem tamam ne alkol deniyor ya, belki öyle bir şeydir. Ne buradan ne oluyor ki amcaoğlu? Ne içeri alıyor? Yok girmedim ya, girmek isterim gerçekten. Çok keyifli bir şey ya, böyle bir şey olamaz çok ya. Her taraf düğme değil ya, inanamaz. Bak şimdi ya. Her taraf düğme, her taraf acayip böyle yani. Nasıl kullanıyorlar şaşırırsın ya. O kadar zor, zor değil sanki ya. Ya zaten benim pilot arkadaşım öyle. Otomatik pilotla gidiyor zaten. Niye? Yükleniyorum diye sana şey. Yüklen oğlum ben rahat.
ama o kadar çok şeyi, düğmeyi bilmem neyi nasıl akıllarında tutuyorlar ya. Benim şurada sevgili seyirciler, sürekli çıktığımız yerden çıktık şu an. Bayağı yolar. Kaçırıyor olabilirler. Darıca'ya 12 kilometreli tabela gördüm. Niye görüyoruz? Dili kurtarmayı kurtarmayı. Bir yerden dön. Hava atalım biraz. Bağdat Street'e inelim biz. Hakan da görsün. Ne o? Bir yerden iyiyim. Dönüyorum. Yok, lüks yerlerde de geziyoruz yani. Evet ya, ben lüks bir yer abi, hep şeyden gidiyoruz ya, minibüs yolundan. Bağdat Caddesi'nin şöyle ortam görüyoruz. Etilere de gidebiliriz ama benzin koyalım. Beylikdüzü'ne de gidebiliriz. Benim mekan. Peki bir soru soracağım size ya. Sosyal medyayı kullanıyorsun değil mi? Yani hep işte, biraz. Ya, falan var. Ne kadar uzak kalabilirsiniz sosyal medyadan? Kaç abi, gün, kaç hafta? Şöyle mesela geçen gün şey gördüm. İrem Derici sosyal medya diyeti yapmış mesela. Helal olsun. Çok pis kapak oldu bu bana oradan gidiyor. Ertesi gün şey fotoğraf koymuş ve onu silmiş. Bırakamayacağım galiba diye. Acayip bir şey var. Şey yapamıyorum demiş. Yani ben ne kadar bilmiyorum, uzak duramam herhalde ama mesela Facebook'umu kapadım ben. Ve bu benim için bir devrim oldu yani. Ya peki bu hastalık Facebook mı? Facebook birazcık eskidi ya. Facebook'u şu çöpe atayım mı çöpe? Yaklaşsana. Evet. Ver bana işte bu baba, çevre bilinci. Ya. Aynen. Ulan çöp kapalı. Açık mı? Açık. Tamam. Yürü be! Basket! Ödül ünlülerin! Ya şimdi öyle bir şey ki, ben post çıktığını, yani bir şey paylaştığını bilmiyordum. Ben sadece hani detoks yapıyorum, sosyal medya detoksu yapıyorum diye bir yazısını okumuştum. Benim de geçenlerde Instagram hesabım kapandı. Abi buraları şişiyor insanın ya. Nasıl pis bir bağımlılık şaka olduysa. Yapıyorsun. Gerçekten bak yani bir bağımlılık belki değil ama. O derece mi sen? Derecesini bilmiyorum ama yani, evet. Düşünsene mi şimdi Instagram hesabım gitti. Hayır, aynı şey babamda da var mesela, bende yok. Yaşla alakalı. Bitirelim. Evet, olabilir. Yarışma açalım. Ne yarışması? İlk kim şey yapacak Instagram bilmem nesini fotoğraf koyacak. Duruyor lan. Ne yapacak? Bir de feci bir dondurmacı var biliyorsunuz değil mi? Kim o feci? Abi, Yaşar Usta. Müthiş bir ya, Yaşar Usta. Yaşar Usta. Gözü yani acayip iyi. Yaşar Usta şeyde de vardı, koşu yolunda da vardı. Bu acayip yani. O Yaşar Usta, bu Yaşar Usta. Her yerde bayisi var ya. Oğlunun onlar. Abi, sadece bak, Yaşar Usta. Ramazan'da, Ramazan'la gel buraya, buradan şeye kadar kuyruk var. Bostancı'ya kadar. Özel şey yok. Burası mı yoksa başka bir yer var mı? Abi burası ya. Burası. Ama eski ilk yeri burası, evet. Herkes buraya gelir, aynen. Anneannemle geleceksin abi buraya. Evet, minibüs caddesine döndüm. Yani caddeyi gösterip vermeyenlerden bir arkadaşlar. Abi cümlece bir sosyeteye dokunup çıktık yani. Yol çalışması var. Ya cidden bana bak Ümit. Işıklardan sola aşağıya Bağdat Caddesi'ne, oradan Göztepe. İyi böyle ya, güzel ya. Bu buranın ambiyansı daha güzel oluyor. Yol bozuk böyle. Hakan'la yakınlaşıyoruz. Atraksiyon olsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu videodan sonra gerçekten adım çıkabilir. Amcaoğlu Hakan'a sarktı. Hakan'a yürüdü. Allah. Evet, başlık alalım. Bu arada anonsu atmadık ha. Ne, bu bölümün ilk ya parçası Hakan'ın kanalında. Ya attık ya. Attın bir mı? Önceki bölümden geldik buraya falan dedim ya. Ha, tamam o zaman. Tamam, bir başlık alalım o zaman. Şuradan bir çikolata da. O zaman, Adana o zaman denince aklınıza ilk ne geliyor? Adana deyince. Kebap. Adana deyince. Ambar mıydı? Ambar mıydı? Öyle mi gerçekten? Söyle valla. Şirdan. Abi şiddet geliyor ya. Evet, evet, vallahi şiddet geliyor. Evet, doğru, çok doğru. Ya arkadaş, ben geçenlerde Adana'da yemek yedim. Niye bakıyorsun dedi öbür masaya. Masalar ters döndü ya. Sonra o derece. O derece. Abi her gün haberlerde Adana ile ilgili haber var ya. Ben dikkat ettiniz mi? O birazcık şey ama ya. Şey böyle cinnet getiren de olur ya böyle. Adana zaten çıkardı. Üçüncü sayfa. Ha, aynen aynen. Evet, 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 evet. Adana. Bak size yemin ediyorum, anlatacağım, hadi anlatayım bunu. Şeydeyiz, ne çekimindeyiz ya. Neyse, Hilton'da kalıyorum, bir çekim için gitmişiz. Nasıl ateşim var biliyor musun? 39 derece falan böyle ve ertesi gün çekim var, toparlamam lazım. İndim aşağı, dedim hemşire var mı hani Hilton ya. Yok dediler, bu saatte gidiyor dediler. Allah'ım bizim ne yapacağım falan. Ama şey merak etmeyin, yan taraf şey dedi, Adana Devlet Hastanesi. O sırada tanınıyorum böyle hani, tanındığım zamanlarda. Biz de biriyle yollayalım sizi falan, araç ayarladılar. Gittik, abi bir şey orada bana iğne vuracaklar. 10 dakika içinde kafasında baltayla gelen adamlar. Adamın kolu buradan böyle aşağı sarkıyor falan. Ne koydun lan kafana? Emin etsin ya. Ben dedim, vay kardeşim ben iyiymişim lan dedim. Geri döndüm ben. Dedim sen bana iğneyi vurma, ben harcama dedim. Otele döndüm, Allah'ım sana şükür dedim. Beni ateşlerde yakmıyor. Böyle bir şey yok ya. Harbi bak, Adana deyince aklıma o geliyor. Abi öyle işte. Sakat memleket ya. Yemek yiyorum, önümdeki adam
kadın falan da yok yani. Böyle birbirlerine bakışan bilmem ne olur ya böyle, neden baktığın yanındaki kadına da değil. Ne bakıyorsun lan dedi. Şey mi, dansöz mü oynatıyoruz burada dedi. Ne diyorsun dedi. Olay koptu orada abi. Böyle iyi bir şekilde restorandan parayı ödemeden çıktım. Tabii çok böyle önemli insanlar da çıkartıyor yani. Çok da şey değil yani Adana. Yine Ankara deyince aklına ne geliyor? Ankara deyince aklıma İstanbul'un dönüşü geliyor. Ankara'daki iki adam aklıma geliyor. Valla Ankara'yı ben seviyorum bu arada. Yaşamak Ankara'lı dedin, okuma yazması yok yüksek. Ya. Yani bu Bodrum'da tatil yapıyorsunuz. Yalova'da tatil yapıyorsa hepsi Ankaralılar öğretmiştir. Allah Allah. Tabii ki. Yalova'ya yani çok girilir. Bodrumlulara evet. Şey söylerler. İstanbullular geldi burasının anasını belledi derler. Ben onu bilmem. Ankara'nın trafiğinden nefret ediyorum. Kusura bakmasın kimse. Çünkü deniz kıyıyeti bilmez. Ama acayip trafik oluyor ya. Şaşırdım ben. Peki film adamlar tatile gitse nereye gider? Cehennemin dibine. Ben Bodrum'a gider. Oraya giderim. Ben tahminimi söyleyeyim mi? Siz söyleyin de. Ben de tahmin. Bak beni nereye gönderecek kanka? Çok merak ediyorum. Abi beni minibüs caddesinde sürekli gezdirecek biri. Bence Kefken Kerpe oralarda tatile. Sakarya'da çadırda. Ben mi? Yok ya. Ama sen çadır yapamazsın. İlaçların falan var. Yani şey daha böyle şey bir ortam. Canım, şekerim var. Deli şey, var. Romatizma falan. Var ya bende neler var. Ben de çok iyi gördüm burada ya. Var ya. Baba var ya. Kendim kaldım acı. Bir yandan şimdi şey trafiğe bakışını da şey yapıyorum da hani kafada evet, duruyor. Evet, bu arada peki... Hakan bir yere çarparsa bak senin taraftan çarpacak haberin olsun. Bak hiç düşünmemiş canım. Bak airbag'i de kapamış yan yolcu. Bakayım var gözükmüyor. Bak, kapalı mı? Orayı sıkıca bantladım bir de. Bu ışıklar var ya ağzıma giren. Beni buluyorlar burada böyle ışıklar yanıyor o anda falan böyle. İşlerde letler falan böyle. Letler aynen. Aynı anda yapmaktan en zorlandığın iki şey. Hayret sen arkaya sorsana ben bir zaman kazanayım. Senin megabayttan yiyorum ben eve varamayacağım. Ben sana çalışayım mı? Şu an ben mavi ekran verdim sen ne diyorsun? Lan ne yapabilirim ya? Ben mesela gitar çalarken konuşamam. Gerçekten? Evet. Yani gitar şarkı söylemezsin gitar çalarken. Yok. Şarkı zaten söyleyemiyorum da mesela öyle... Onu normalde de yapamıyorum. Tek şeyini konuşamıyorum yani o kadar. Abi hakikaten ne yaparım ya bilmiyorum ki. Valla ben de hiç düşünmedim. Yani aynı anda. Aynı anda. Ya, telefonla konuşurken böyle öbür ne işin sen konsantre olamam. Abi mesela ne yapabilirim? Kitap okurken bir şeyi dinlediğim zaman ikisi de aklımda çok net kalabiliyor. Kalıyor mu? Evet. Benim gidiyor bu mesela. Garip bir şey. Bu kimlerde oluyormuş biliyor musun? Otistiklerde oluyormuş. Mesela bak ben Kapadokya vardır biraz. Eskiden vardı da uçtu evet, gitti. Evet. Ben okuma yazmayı 3,5 yaşında öğrendim. Sonra 7 yaşına kadar çarpmalar havada uçuyormuş böyle. Sonra gitti bir anda spora yazılınca. Abi Kapadokya'da bir aileyle tanıştım. Otistik çocuğu var. Çocuk odada bilgisayarın başında müzik dinliyor. Bir yandan televizyon açık. Aşağıda çamaşır makinesi çalışıyor. Hepsini aynı anda yapıyor. Çamaşır makinesi tık diye bittiğinde iniyor onları boşaltıyor oradan. O sesi duyuyor. Böyle hani şey olmuş yani. Acayip bir şey var. Devamlı kayıt şeyde yani. Acayip bir. Abi anlatamam sana ya. Anlatamam yani. Duygusal zekaları daha düşük oluyor ama acayip evet. Bir şey oluyor böyle. Abi hepsini şey yapıyor. Göz göze gelmiyor sende. Şey öyle bir temas yok ama. Süleyman Demirel işte. O eski şeyinde bu siyaset meydanının önüne çıkıyordu. Adam böyle şey yapıyor. Ben çocukken izledim de. İşte ben notlarımı alayım dedi. O sırada birisi soru soruyor. İşte şöyle yaparken durdu soru soran. Yani dinlemiyor diye. He. Şöyle yaparken dedi ki siz devam edin diye. Ben sizi dinliyorum. Adam böyle şey yaptı. Kaldı. Şöyle durdu. İşte bilmem ne dedi. Evet evet öyle derken notları da devam ettik. Noktayı koydu. Orta tarafa başladı. İşte ben yapamam onu mesela. Ben de yapamam. Hem yazı yazma işini yapamam. Mesela ihtiyarım ben. Adam konuşuyor burada. Ben araba kullanıyorum. Peki bir kitap olsan hangi kitap olurdun? Bir kitap olsam... şey güzeldi bak. Çocuk kalbi. Çocuk kalbi. Güzel. Platon olurdum ya. Platon. Müfreze. Aa. Güzel bir kitap. Güzeldi. Evet. Onun kapağı nasıldı hatırlıyor musun? Asker vardı böyle. Bir tane kafa değil mi şey? Dizlerin üzerine çökmüş bir asker. Elleri... Onun filmi de mi vardı? Tabii ya, Platon Müfreze çok meşhur. Asker künyesi vardı. Platon'un oğulları o asker künyesiydi. Evet. Ama hatırlıyorum. İhtiyarsın, hatırla yani. Adamsın, ayıp. Adamsın vallahi. Ayıp yani. Ay ben niye?
kitap... Abi bizi soruyor bak. Kitap, bizi sorular. Bence sen film adam diye yürüyemezsin. Bunların bir bok yaptığı yok. Abi nasıl yürüyor musun? Backstage. Hani günlüğün 20 liraya ajansını alırsın. Arkadaşlar. Aynen. Siz iyi anlaştık. Film adam ve figüranlar adı değişti. Böyle bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Bunların ışığı da söndü oğlum arkadaşlar. Valla böyle bir şey. Biz yavaş yavaş kararıyoruz da zaten. Siz iyi anlaştığınız zaman... Bir şey yaramıyor lan. Biz ikimiz yürüyelim ha. Yarın öbür gün yasaklı bir okursak şaşırmam yani. Bundan sonra bir şey yapalım. Buluşalım abi. Çekelim biz. Böyle bir şey. Işığı da kapattılar zaten. Ben terledim abi. Vallahi terledim. Şey yapalım. Cam pencere bir şeyler açalım ya. Tamam bir cam açalım. Okan Bayülgen geri dönüyormuş bu arada. Nereye? Ekranlara. Ekranlara mı? Hangi kanalda? Çok simple. Ha, insanları paraya ihtiyacı var. Durup durup. Abi eskiden her akşam talk show vardı. Şimdi var ya hiç talk show var. Evet, hiç yok. Bir üç adam var yani. Bir film adamlar, bir üç adam. Yani film adamlık adam. Üzerinden yürüyen bir felsefeyi belirtiyor. Bütün şovmenler. Böyle bir şey yok. Yani. Adam eksiği var. Adam eksiği var yani. Arkadan bir gülültü geliyor değil mi ya? Figüranlar mı? Ya böyle bir şey yok ya. Arasında konuşmak yok. Bitti. Bak kaşınıyor şimdi. Bize geliyor ama yanlış yapıyoruz. Farkında değil. Buradan bir kuytuda sıkıştırır. Biz figüre kameralar karşısında bir şey söyleyeceğim. Şu an mesela bu arabadan birini atman gerekirse kime atarsın? Güzel söyle. Bakayım be. Şöyle aynen. En zarar vermeyecek kim? Bakayım be. Benimdir ya. Kime? Senin için aralarında en işe yaramaz abi. Oğlum beni atarsan şu an bizi. Ulan bu adam resmen benzin yiyor ağırlığıyla diyeceğim bir adam var mı mesela arabada? Var var. Şu an tam aynadan da. Ben yapmıyorum ya. Ulan bir kahve alsın. Sabri Bey çalıştı. Eğer beni atarsan montaj yapmam söyleyeyim. Altı. Senin işi alsın yok. Biz bir şey seni niye aldık? Biz de onu anlamadık. Atın lan beni. Biz dördümüz devam edebilir aslında. Atın lan beni dışarıya. Ama ben böyle ses cihazını böyle tutan bir film adam görmedim. Ben de doğru. İç ses alıyor. Çok tatlı oldu lan. Adam hiçbir şey beğenmiyor yalnız ha. Değil mi? Adam hiçbir şey beğenmiyor. Oğlum nerimizi beğensin. Olmaz olsun böyle konu gel götü. Dört tane hatun koyalım arabayla yollayalım biz bu adamı. Oğlum beni götü senin oğlum böyle konu olmaz olsun lan. Biz dedik şov yapacağız dedik adam tek kişilik gözleri yaptı ya. Evlendirme programına katılsan kriterin ne olur? Hadi bakalım. Oo çok sakat. Sakat mı? Niye? Evlendirme programına katılsam. Kriterin ne olur? Bir evi olsun. Bir kadın istersen. Seçerken. Ha kadın seçiyorum. Ya erkek mi seçeceksin ya? İşte orada şey iş. Ben inin abi biz yiyelim mi? Arkadaş. Böyle bir video var ya adam ben bilmem ne beye talibim diyor. Ya kriterin ne yani? SGK olur ya. SGK'sı var mı diye sorar. SGK'sı var mı? Başka? Ne yapacaksın? Sigorta. Yatmaz ya kanka. O kadar diyorsun sen ya. Yalnız soru da öyle gelir. Evi var mı diyor. Evi var mı diyor. Parası var mı? Tabii. Güvencesi var mı? Ne yapayım? Tip olarak kriterin ne? Tip olarak kriterin ne? Bir kadında. Fark etmez. Esmer olsun. Esmer olsun. Boy. Büyük olsun. Büyük turlar bunlar. Eşine bakacaksın. Göreceksin işte. Allah Allah. Eşek gözlü olsun falan. Sen montajda bu gözlü kısmını gözlü diye uzat da aklı başına gelsin. Büyük. Bip koyacağım oraya. Bip koyacağım. Gibi olacak. Buradan duruyorum. Bip koy. Allah aşkına buraya bip koy. Allah aşkına çok iyi. Çok iyi. Bu iyi efendim. Ezgi'ye özel mesaj göndereceğiz. Bayağı montajda bir şey yapmayacağız bunu da ya. Oğlum. Bana bak, yolda ya. 2 ay sonra yolda bir şey var, ortada dağıtmayın lan. Bana sorup durma, bir arkaya da sor. Sen var ya, ben senin 10 numarasın bak, araba kullanıyorsun, benimle uğraşıyorsun, sorulacak acayipsin ya. Yok. Bence film adamla yürü yani. Yok, bir dakika, ben bir söz alayım senden burada kameranın karşısında. Söyle. Sen benim kanalımı da gel, ben sana özel bir hazırlık yapacağım orada. Sana nü fotoğraflar çekeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim, konu sormadın, size paslayacağım konu. Aa sormadık evet. Mı? Tam böyle açıklanmadı evet. Merhaba. Oğlum böyle gözümüze far tutmuş tavşan gibi baka kaldık lan. Niye söylediniz ya başında ya? Evet yakın zaman kim içinde gelebilir? Film Allah adamda Allah. Yunus Günçe Çeyli olacak arkadaşlar. Güzel olur değil mi? Bomba olur. Abi muhabbeti çok iyi ya. O zaman Yunus'u ama burayı oturtmayın burnu çok büyük şey olur yani. Arka çamağı. Kameraya mı engelliyor? Altun'un oturduğu yere mi otursun?
Altın oturduğu yer olabilir de böyle yaymasın kendini altın gibi ya. Ya ben sizi çok sevdim ya vallahi. Sen gel abi biraz da ama şeyini severim. Bir sonrakine başkasına güler. Bir dahakine arkada oturun Hakan. Bizi bit. Abi arkada otursam ben daha rahat duruyorum biliyor musun? Sümit bana bir göm de öyle ineyim yani. Vallahi bak çünkü çok bak, gömdüm sana rahatsız bu, oldum yani. Ne taraftan gidiyorum? Gömeceğim ben sana. Bunu teaser olarak gömmedi ya. Vallahi ya. Çok gömmen lazım. Hayır, zaten dokundun sürekli böyle bir heyecan yaptık. Açık konuşa hoşlandınız mı birbirinizle? Ya. Boş değiliz aynen. Evlilik programlarında zaten böyle bir yokladı beni. Sağdan göm bana. Seni göreceğim yol burası mı? Aynen baba ya vallahi. Vay arkadaş ya. Ne program oldu bu ya. O zaman kapanış Hakan'dan bugün. Kapanış bir özel bir kapanış var mı? Zaten bir bok yapmadınız kapanış bize. Adam bir şey ya. Gösteri yapmana gerek yok. Hayret bir şey ya. Ya bu adam araba kullanıyor. Biz burada konuşuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz lan? Alkışlıyoruz. Bir alkış o zaman. O zaman nasıl duruyorum. Duruyorum. Tamam. Çak bir kapanış. Nasıl çakayım? Valla bilmiyorum. Çak bir kapanış. Çak bir kapanış. Şırak diye çıkaracağım. Çıkarma. Evet o zaman buradan Türk Film Adam izleyicilerine sevgiler diyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Adamsınız. İyi gömdüm beni ya. Allah razı olsun ya. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Film Adamlar bitiyor. Bitiyor. Hadi bay bay. Haydi. Haydi. Film Adamlar bitti. Film Adamlara hemen abone olun.